Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle XLM'yi yani Stellar'ı, Atom'u, Ethereum'u, XRPG'yi inceleyip analizler yapacağız. Nereye kadar çıkabilir, nereye kadar düşebilir, desteklerimiz, dirençlerimiz nedir? Bu coinlerin önünü, arkasını inceleyeceğiz. İncelemelerimize geçmeden önce sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Kanalım yeni olmasına rağmen gerçekten yoğun bir ilgi alıyorum. Kanalıma abone olma sayıları olsun, izleme sayıları olsun her geçen gün daha çok artıyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Hani ben mutlu olduğum zaman bu videoya gerçekten çok yansıyor. İştahla, daha fazla analiz yaparak, her yerden araştırarak bir toplama yapıyorum kendimce. Bunlardan daha çok faydalanabilmek için arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bildirileri de açmayı unutmayın. Kanala neden abone olmalısınız? Her iki günde yeni bir video atıyorum. İki günde bir atacağım videoların analizlerini inceleyerek kripto paralardan, kripto para haberlerinden bilgi sahibi olabilirsiniz. Hangi coin neler yapabilir bunları öğrenebilirsiniz. Sizler de eğer kripto para sevdalısıysanız kanala abone olmayı unutmayın ki bir analistiniz olsun. Bu analistiniz de ben olayım. Tabii ki de yatırım tavsiyesi vermeden kendi kişisel analizlerimi sizlere sunuyorum. Ve bundan sonra şunu yapacağım arkadaşlar. Bu videoda olduğu gibi yorum kısmına en çok yorum alan coinleri toplayıp bir sonraki videolarımda o coinlerin analizini yapacağım. Mesela bir önceki videomda XLM, Atom, Ethereum ve XRPG coininden bayağı bir talep geldiği için bu videoyu bu coinler üzerine yapıyorum. Sizler de analizini yapmak istediğim coin'e yoruma yazarsanız eğer bir sonraki videoda da o coinleri incelemeye alıp sizlerin önüne sunacağım. Gelin hep birlikte videomuza geçelim. İlk başta XLM ile yani Stellar'la başlamak istiyorum. Stellar bayağı yoğun bir yükselişe geçti bir anda. Stellar için önce bir yükselişi izleyelim, sonra desteklerimi ve dirençlerimden bahsedeyim. Stellar şu bantlarda devam ederken yani 10.600 bantlarında devam ederken birden çok yüksek bir patlamayla ciddi bir rakama erişti. 11.920'ye hatta 12.000'e bir ramak kalmıştı. Eğer 0.12.000 yapsaydı gerçekten ciddi bir yükselişin daha habercisiydi. Buraya kadar yükseldikten sonra bayağı bir emir girilmiş, alsat emri. Coinler bir anda satıldıktan sonra hemen bir düşüş yaşadı. Çok büyük bir düzeltmeye gitti. Low'dan short'a bir anda düştü. Yani 0.11.920'den 0.11.000'e kadar bir çöküntüye geçti. Ardından tekrardan küçük küçük manevralar çizerek tıpkı şu anki çizdiği manevralar gibi yoğun bir düşüşe geçti. Böyle 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 düşerek bakın her defasında tekrardan çıkabilme umuduyla bakın düşmüş, tekrar çıkabilme umudu doğmuş, tekrar düşmüş, tekrar çıkabilme umudu doğmuş, tekrar düşmüş. Bu senaryo hep aynı gidiyor bakın. Burada düşüyor, diyor ki tekrar yükselebilirim, sonra bir ciddi düşüş daha yaşıyor. Sonra tekrar yükselebilirim derken bir ciddi düşüş daha yaşıyor. Ne zaman yükselebilirim dese çok ciddi düşüşler yaşanmış şu 5 günlük periyotta. Mesela burada benim desteğimin altına düşmüştü. Fakat bu fake desteğin altına inme. Fake nedir arkadaşlar? Ben bunun gerçekten büyük bir çöküntü olduğunu düşünmüyorum. Burada gövdelerde bir düşüş yaşamıyor çünkü. Bu fake bir düşüştür. Ardından tekrardan hızlı bir şekilde toplamış. Bakın 0.099.000'e kadar inerken buradan 0.10.940'a doğru hemen bir manevra yapmış. Tekrardan kırılımı yukarı yönlü yapmış. XLM yani Stellar için benim desteğim 0.10.000. Yani şu yeşil çizili görmüş olduğunuz yer benim desteğim. Hemen hemen bu taraflar. Bu desteği 5 günlük periyotta bakın nerelerde kırmış. Bu yükselişten önceydi. Yükselişten sonrası bura. Yani şuradan itibariyle hedef alalım biz. Burada benim desteğimin altına 1, 2, 3 kere inmiş. Şu anda da desteğimin sınırlarını ilerlemekte. Hatta sınırları tam sınır olmasa da desteğimin sınırlarına yakın ilerlemekte. Eğer desteğin altına düşerse daha da fazla düşeceğini düşünüyorum. Hani 0.09.980'e kadar inebileceğini düşünüyorum. Ama desteğin o bantları hafiften açıp desteğe yakın oynamazsa birinci direnç olarak 10.400 bantlarında ilerlerse bakın 10.400 bantlarını kaç kere denemiş. Şuradan itibaren alalım. Şu çizgiden ilerleyelim. 1, 2, 3, 4 kere.
O inişinde 5 kere denediğinde bunu aşabileceğini düşünüyorum. Bu Stellar için son bir deney iş olur. Bu 5. deney işi. Bunda kırarsa 11.400 artık. Kırıp orada bir gün tutunabilirse ikinci dirence çok yaklaşacak. İkinci direnç hangisi diye sorarsanız 10.500 direncim. Gelin bakalım 10.500 direncini bu süre içerisinde kaç kere kırmış. Bu süre içerisinde 10.500'ü de tam 3 kere kırmış. 1, 2, 3 tekrardan bir düşüşe geçmiş. 10.500 direncini de kırabilir. Kırarsa nereye kadar yükselir? 10.800 direncine. 10.800 XLM'nin Stellar'ın tamamıyla tarihi boyunca kırılım noktası olabilir. Çünkü 10.800'ü şu yükselişlerde 1, 2, 3, 4 kere denedi. 10.800'ü bir yaşarsa arkadaşlar XLM gerçekten çok yükselebilir. Bir anda patlama yaşayabilir. Hani yakındır artık 10.800'ü de geçerse ilerlemeye, bayağı bir ilerleme kaydedebilir. 12.000 sınırlarına doğru tekrardan yanaşabilir. Bakın Stellar'ın şu ana tarihi boyunca en yüksek rakamı 11.900. Tam net sayı söyleyeyim. 11.940'tı. Eğer 12.000 bantlarına giderse artık önümüz kırılıklar devam eder. Ama desteğin de altına düşerse Stellar belli bir süre kendini toplayamaz. Stellar için analizlerim bu şekilde. Anlamadığınız noktaları yorum kısmından yazabilirsiniz. Gelin ikinci coin'imize. Atom benim göz bebeğimdir. Bundan 5 gün önceki videomda Atom'un inanılmaz yükseleceğini söylemiştim. O videoyu izleyebilirsiniz. Videomda Atom 35 sınırlarında ilerlerken Atom'un çok büyük değer kazanacağını, bunun siyasi ve ekonomik dallarının ve girdi çıktılarının olduğunu söylemiştim. Aradan sadece 5 gün geçmesinden, 5 gün sonra özür diliyorum. Aradan sadece 5 gün geçmesine rağmen Atom inanılmaz bir patlama yaptı. Bakın Atom Türk lirasıyla şu anda 64.41 sularında ilerlemekte. Bu gerçekten ciddi bir yükseliş. Şuradan Atom'un 5 günlük bir periyodunu çizeyim. Buradan dolar bantla anlatacağım sizlere. Dolar bantlı olanı seçelim, USD'yi. Gelmedi. Bir problem oluştu. Buradan 5 günü seçeceğim. Özür dilerim. Benden kaynaklı. Bakın kırmızı noktanın üzerinde ilerliyor halen. Kırmızı noktanın üzerinde ilerlemesi çok iyi bir şey. Tekrardan kendini yukarı atabilir. Atom için arkadaşlar dediğim gibi 35 liradayken Atom'un çok yükseleceğini söylemiştim. Ya 2'ye katladı kendini. 70 liraya çıkmıştı. Dün hatta 70'leri de bayağı bir zorlamıştı. 35'ten 70'e çıktı. Yani tam 2'ye katladı. Dedim ki Atom önümüzdeki çok kısa süre içerisinde çok büyük bir yükselişe geçecek dedim. Ve Atom tam 5 günde kendini 2'ye katladı. İzleyen kardeşlerim de buna şahit olmuştur. Hani bu tarz şahitliklerin devamını istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gelin hep birlikte Atom'un desteklerini, dirençlerini nereye kadar çıkabilir onları inceleyelim. Atom için desteği 6.5 dolar. 6.5 dolar bantları şuralar. Bu yükselişten öncekiydi. Buralar hani bir düşüş mevsimleriydi. Atom'un biliyorsunuz gibi 35 lira 40 lira arasında gidip gelme mevsimiydi. 6.500 dolar benim desteğimdir. Yani bu çizgiye düşmediği sürece, ki düşmemiş de, ya oralara gelmesi de şu an bayağı bir anlık bir patlamayla bir düşüş yaşarsa ki zor. O da gerçekten zor. 6.500 desteğine düşmesi zor. Ama önümüzdeki maçlara tabii ki de görmeden, bilmeden, analiz yapmadan yorum yapamayız. Bir yandan düşebilir. 6.500 benim desteğimdir Atom'da. Birinci direncim benim 10 dolar. Bakın 10 dolar bantlarına doğru bir kere bir kırılım yaşadı. Şu an burada durması gerçekten Atom için çok iyi bir şey arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim sizlere. Atom şu yeşil çizginin üzerinde durduğu sürece Atom kendini daha da yükseğe atabilir. Bakın bu yeşil çizgiyi de 8.650 olarak bantladım. Bu bandın üzerinde durduğu sürece Atom gerçekten güzel bir eğilimler sergileyebilir. En yüksek Atom buradan 9 dolara erişmiş. Türk lirası olarak buna baktığımızda, şuradan 5 günlük bir periyottan açtığımızda nereye tekabül ediyor ona bakacağım. Burada TRY cinsine bakabilir miyim? Sıkıntı var ama yavaş geliyor, anlamadım. Bakın 70 liraya kadar kendini atmış. 70 lirada tamamen, tam 70 lirada kendini durdurdu. Stopladı kendini. Tam 70 liraya geldiği zaman Atom kendine bir dur dedi. Tekrardan anlık bir geri çekilme yaşadı. Hani 70 liradan bayağı bir düşüş yaşadı. Bunun sebebi ise arkadaşlar alsat yapanların emir girdikleri için. 70 liraya çıktığı an bayağı bir Atom elden çıktı. Yani herkes Atom'u sattı. Sattığı için bayağı bir düşüş yaşadı. 70 liradan 58 liraya ciddi bir düşüşler yaşadı. Tekrardan çıkıp, tekrardan düşüp, tekrardan çıkarak böyle bir senaryo sergiledi. Şurada güzel bir kırılım yakaladı. Şu nokta Atom'un gerçekten ilk kırılımı olabilirdi. Yükseldikten sonraki ilk kırılımı tabii ki de. Şuradan 58 liradan tekrar kendini 65-66 liralara atmayı becerdi. Eğer şu destek, şu
İkinci desteğimin üzerinde kalmayı başarırsa atom yakın zamanda kendini çok daha ileri yerlere atabilir. Bunu biraz takip etmek lazım. Şu anda bir ilk analize göre bunun net bir yükselemeyeceğini söyleyemeyiz. Ama şu yeşil noktanın üzerinde durdukça atom kendini daha dilerler atacak. USD bandında inceleyip analiz yapmak gerekirse desteğimi söylemiştim. Direnç olarak birinci direncim 10 dolar. Atom buradan bir patlayış yaşarsa gerçekten 10 dolara kadar çıkabilir. 10 dolara çıktıktan sonra ikinci direncim olan 12 dolara çok rahat bir şekilde aşabilir. Ether, tıpkı Ethereum analiz ederken söylemiştim sizlere, 400 bandını aştığı zaman 420 bandına çok kısa bir sürede geçer demiştim. 400 dolar bandını aştığında Atom bir anda arkadaşlar yaklaşık 2-3 dakika içerisinde 420 dolara gelmişti. Ardından bir stop koymuştum ben orada. Üçüncü direncimse Atom için 15 dolar. Atom eğer 12 dolar direncimi de ikinci direncimi de kırarsa 15 dolar üzerine doğru bayağı bir manevra yapar. 14 dolarlarda bir bocalar. Eğer 15'i aşarsa bayağı bir devam eder. Ardından tekrardan dirençler, destekler çıkılır. Atom için şu anlık analizlerim bu kadar. Şu yeşil ikinci desteğim üzerinde durduğu zaman Atom gerçekten ciddi eğilimler gösterebilir. Ama bu yeşilin altına düşüp bir kırılımlarda bu yeşilin altına düşüp 6500 dolardan da işlem görürse, onun da altına düşerse Atom gerçekten ciddi bir düşüşlere geçer. Ama şu anlık ne düşünüyorsun diye sorarsanız Atom'un burada durması bana iyi şeyler vaat ediyor. Gerçekten Atom'un önünün açılacağını gösteriyor bana. Şu anda 8700'de 10 dolara çok yakındır. Bence bu yeşilde olduğu sürece Atom çok daha kendini yukarılara atacaktır arkadaşlar. Buradan öbür coin'imize geçelim. Ethereum coin'ine. Ethereum ile ilgili sizlere bomba haberlerim olacak arkadaşlar. Gerçekten Ethereum ile ilgili belki de duymak istemeyeceğiniz şeyleri söyleyeceğim. Ama Ethereum tarihinde ikinci kez çok büyük bir düşüş yaşayacak. Bana göre Ethereum'un bir ara çok yükseldiği zamanı biliyorsunuz. 6000 dolara kadar kendine attığı zamanları. Ardından inanılmaz bir düşüşe geçmişti. Tıpkı şu anki senaryo gibi. Ethereum'u ben sürekli inceliyorum. Gerçekten Ethereum hayranı bir insanım. Ethereum'u sürekli her dakika inceleyen biriyim. Ethereum tıpkı 6000 dolara çıktığındaki eğilimleri gösteriyor şu anda. Ethereum çok fazla düşeceğini tahmin ediyorum. Ethereum ile ilgili birçok haber okuyorum. Ünlü bir analistin şu yorumu çok hoşuma gitmişti. Ethereum 400 dolarda da tutunamadığı için 250 dolara kadar düşeceğini söylemişti. Kendisiyle hemfikirim. Çünkü gerçekten Ethereum çok düşüşlerde eğilim gösteriyor. Çıkmaya çalıştıkça daha da batıyor. Mesela şuralarda toplayamadı. Bayağı bir düştü. Destek, direnç bir şey koymadı yani. Ethereum 4 kaç dolardan tam olarak net söyleyeyim sizlere. Yani şuralarda bayağı bir yükselişe geçmişti. Ben burada söylemiştim yani elinizde Ethereum varsa satın diye arkadaş çevreme. Onlar da satmıştı ki çok tekrardan bayağı bir düşüşe geçti. Burada maksimum 443 dolara gördü. Ardından tekrardan bu bantlara tutunamadı bile. Bir anda gördüğünüz üzere bayağı bir düşüş geçti. Ethereum ile ilgili hemen şunu söyleyeyim. Ethereum olarak benim desteğim 350 dolar. 350 doların da oraya gelirse artık Ethereum'dan gerçekten elinizi ayağınızı kesin. Çünkü Ethereum inanılmaz düşüşe geçer. 350 doların da altına inerse Ethereum biter. Tamamıyla gerçekten Litecoin Ethereum'un yerini alır yani, onu söyleyeyim sizlere. Birinci direnç olarak Ethereum'da 400 dolar bandını hedef olarak seçtim kendime. 400 dolar bandının üzerinde durdukça Ethereum kendini yukarı yatar ki 400 bandının oralarda duramıyor arkadaşlar. Bakın 400 bandı tam olarak şura. Şu çizgiyi göstereyim. Buradan bayağı bir düşüşler yaşadı. Yani 400 bandının üzerine durduğunda tekrardan bir yükselişe geçmişti. 410'ları görmüştü ama tekrardan bir düşüşe geçti. Yani şu anda kırmızı çizginin de altında ilerlemekte. 388 dolara kadar düşmüş yani. Birinci direnç 400, ikinci direnç 415. Üçüncü direnç ise 430 dolar. Ama bana sorarsanız senin gerçekten bu coin'le ilgili düşüncelerin nelerdir diye, Ethereum gerçekten çok büyük değer kaybedecek. Sadece bunu söylüyorum. Çok yakın zamanda da bu videoyu açıklama kısmına bırakıp zamanında Ethereum'un bunları yapacağını söylemiştim diyeceğim sizlere. Elinizdeki Ethereum'ları zararına bozdurmayın, bekletin. Ama Ethereum almak isteyen kardeşlerime de tavsiye etmem. Zaten videom yatırım tavsiyesi değildir. Gelin son coin'imize, XRPG'ye. XRPG çok soran olmuştu yorumlarda. Yani bu coin'lerin hepsini sormuştunuz ama XRPG'yi daha bir fazla sormuştunuz. Gelin hep birlikte XRPG'yi inceleyelim. XRPG yani doğayanından beri de çok ilerleyen bir coin değil. Gerçekten çok eğilim gösterebilen, diğer coin'ler gibi eğilim gösterebilen bir coin değil. Ama tek tek hepsine sıra geliyor. Biliyorsunuz ki yaptığım analizlerde ilk başta Link'in uçacağını söylemiştim. Link uçmuştu. Atom'un uçacağını söylemiştim. Atom uçmuştu. Stellar'ın belli bir dirençlerini
geçtikten sonra uçacağını söylüyorum ki bunu bu videoda da Stellar incelerken yani XLM'yi incelerken söylemiştim. Halen söylüyorum. Dirençleri kırarsa Stellar da çok yükselecek. XRPG'nin de ben artık kırılım noktasına geldiğini düşünüyorum. Artık yeter diyecek, kendini yukarılara doğru atacak. Bu neye dayanarak söylüyorum? XRPG için destek kısmım arkadaşlar 0.2750'dir. Gelin bu destek kısmını hep birlikte gösterelim. Yani çok şükür ki bu destek bandına gelmedi. Son 5 günlük periyot açayım şuradan. 2750 bantlarına çok gelmedi yani. Şöyle göstereyim. Bir kere bir fake bir kırılımdan inmiş. Şu gerçek bir şey değil. Bu tamamıyla fake bir yalıtım arkadaşlar. Gövde yok, dik yok. Sadece bir kere anlık bir düşüş yaşayıp tekrardan kendini yükseğe doğru atmış. Bu direncimi daha desteğimi kırmamış. Desteğimi altına inmediği sürece XRPG'de umut beklerim. Ben gerçekten hani baktığımız zaman şöyle 5 günlük periyoda bu desteğimin altına hiç gelmemiş. Gelmemesi iyi bir şey. Şurada bile yani çok küçük bir fake kırılımla bir miktar altına inmiş ama gövde geçmediği için sorun değil. Onu da geçmiş olarak saymayacağım. Çünkü bu fake bir gösterim. Gerçek bir gösterim değil. Birinci direnç olarak benim XRPG ile 0.2880 bandımdır. Yani tam olarak şuralar. Şu bandların oraları biraz zorlamış. Bakın kaç kere denemiş burayı. 1, 2, 3, 4. 4 kere denemiş. 2880'e tam olarak 4 kere denemiş. Şurayı da 1 olarak saydım. Bunda dediğim gibi 5. hakkıdır. 5.'de de bu dirence yaklaştığı zaman kendini yukarılara doğru atacağını düşünüyorum. Varsayalım ki 0.2880 direncini geçtiğinde ikinci direnç olarak nereye gelecek XRPG? İkinci direnç olarak da arkadaşlar 0.2930 bantlarına gelecek. Yani şuralara. Burayı kaç kere denemiş bakalım. Burayı sadece demeyeyim, şuralardan bayağı bir kırılımlar verilmiş. Ama biz son 5 günlere bakıyoruz. Bayağı bir yükseklerden aşağı inmişti. Son kırılımlarımıza baktığımızda 2930 olarak kaç kere bir gösterimde kalmış. Son 5 günlük periyotta uzun zamandır kalmamış. Yani şurayı hedef alabiliriz. 1, 2, 3 kere denemiş. 3 kere denedikten sonra kendini aşağıya çekmiş. Şuralardan tekrardan düzeltmelere inmiş. Şöyle bir düzeltmeler yaşamış. Tekrardan çıkmış. Tekrardan küçük düzeltmeler. Çıkmalar, düzeltmeler, çıkmalar, düzeltmeler, çıkmalar, düzeltmeler. Sürekli böyle gitmiş. Bakın. Çıkıyor, düşüyor. Çıkıyor, düşüyor. Çıkıyor, düşüyor. Tekrardan çıkacaktır. Buradan emin olun. Şu yukarı yönlü olacaktır. Küçük bir düzeltme daha yaşayabilir. Şöyle bir tık daha inebilir. Bu inerse eğer bir ufak bir sürüp pürüzlenmeden sonra tekrardan kendini atar. Ama buradan bir kırılım yaşarsa gerçekten ciddi boyutlara kadar çıkar. Son direncim olarak da XRPG'de 0.2980 direncidir. 0.2980 direncine de geldiğinde önümüz bahallıktır. Bayağı bir yükselebilir. Dirençlere, desteklere iyi yazın arkadaşlar kendinize, kafanıza. Desteklerde stop, dirençlerde satış. Unutmayın, kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Video hoşunuza gittiyse like atmayı lütfen unutmayın. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrar bir hatırlatma yapacağım. Bir sonraki videoda hangi coinleri incelememi istiyorsanız yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Esen kalın arkadaşlar.